Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Sende sunum vardır. Bende bir şeyler var. Geçen sefer sohbet ettik. Bu sefer birazcık rakam senin data paylaşman falan güzel oluyor. Teşekkür ederim. Yani biz iki tane yaşlı adam burada oturunca çok ilgi çekemiyoruz. İki tane yaşlı adam. Evet, yani şey yaşlandık. Bu arada bir şey söyleyeyim. Biz başlamadan önce bir bilgiyi vereyim. Bugün Webrazi Summit'te şöyle özel bir şey olacak. Hadi diye bir uygulama var, biliyorsunuz değil mi Hadi'yi? Hadi diye bir yarışma var. Hadi'yi biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da telefonda indirirsiniz. Hadi bugün Webrazi Summit özel yapacak. Saat 13.50'de eğer telefonunuzda Hadi varsa, yoksa da indirin. 13.50'de Webrazi Summit özel yapacak. Yani tabii ki dışarıdan keşfedenler girecekler ama amacım, ben canlıyla söyleyeyim, herkes girecek tabii bu durumda. Ya ama amaç aslında içeriye özel yapmak ama dışarıya açık olduğu için girenler de olacaktır. Webrazi Summit özel yapacaksa 13.50'de yarışma başlayacak. 6.000 lira da ödül olacak. Onu da söyleyeyim. Hadi bilenler bilirler. O yüzden bizim ekranlarımızdan, salonlardan da galiba değil mi? Buradan, bunlardan görüntü veya bir şey vereceğiz galiba. Nasıl bileceksiniz bilmiyorum da. Ses mi? Vereceksiniz. Tamam. Yani bundan görüntü vereceksiniz. Bununla işiniz yok. Telefonda oynanan bir şey sonuçta. Biz elimizden gelince size o anda haberdar etmeye çalışacağız başlıyor diye. Ama 13.50'de Hadi uygulamasını açıp 6.000 lira için bir yarışın ya. Yani belki umarım tabii içeriden biri, yani summit'ten biri kazanır ama tabii ki dışarıya açık, yani şu an canlı yayını duyanlar tabii ki gireceklerdir. Onlara da feda olsun, onlar da kazansınlar. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Türkiye ve dünyanın B2B sen. Senin data vardır nasıl? Sen var. Başla, ben araya gireyim. Daha sen nasıl istiyorsan. Evet, sen de şimdi istiyorsan. Nasıl bir sürü şey vardır. Biz de laf bol biliyorsun, nasıl istersen. Bu arada sana teşekkürler. Sen de ayağın tozuyla geldin. Direkt böyle olsun, hop uçakla iş buraya. Bugün buradayız. Yarın gene kaçmaca ama burayı gerçekten kaçırmak istemiyorum. Biliyorsun her gün. Her yıl şey oluyor. Geleneksel fırsatlar yani. Değil bunlar. Her sene yılda bir kere oluyor. Onun için de bence gelmekte, konuşmakta, fikir paylaşmakta çok büyük şey var. Şimdi istersen şöyle şeye başlayalım yavaş yavaş dataları paylaşmaya. Öncelikle şöyle, sunum İngilizce ama yani çok problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çevirecek şeyim yoktu. Orijinali olduğu gibi, hazırladığım gibi kullanmayı uygun gördüm. Lütfen kusura bakılmasın. Şimdi öncelikle bir tane şeyimiz var. Birkaç yıldır paylaştığımız, böyle birkaç yıldır değil mi? Son 5 yıldır işte B2B dünyasının konuştuğu hedefler, işte rakamlar, acaba işte büyüklük nereye gelecek, ne zaman gelecek? Şimdi 2020'de olması beklenen 10 trilyonluk bir e-ticaret hacmi vardı dünyada. Hep konuşulan. Burada şöyle bir yenileme oldu, şöyle bir haber oldu. Bu hedef tahmin edilenden daha erken gerçekleşecek. Yani 2020'ye kalmadan, şu anda çünkü 8 küsürleri 8,5-9'a doğru yaklaştı. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl içerisinde biz bu hedefi globalde toplam 2020'de oluşması gereken hacmi büyük ihtimalle 2019'da yakalayacağız gibi gözüküyor. Gene yukarıda göründüğü gibi B2B tarafı B2C'den çok daha büyük, neredeyse 3 kat farklılığında bir büyüklük var ikisi arasında. Ki bu gene aynı şeyi koruyor, aynı trendi koruyor ve aynı şekilde devam ediyor. Bu iyi haber herkes için. Sonuçta e-ticaretin dünya üzerinde hızlı büyüyor olmasının hepimiz için büyük şeyi var, büyük faydası var. Şimdi buradan devam edecek olursak, bu büyümeyi ne getirdi, niye büyüyoruz, ne oldu da büyüyoruz? Şimdi bunun içerisinde 3 tane aslında temel sebep var. Bir tanesi B2B alıcılarının ihtiyaçlarının, daha doğrusu tercihlerinin değişmesi. Nedir? B2B'de artık giderek insanlar daha fazla online almaya başladılar. Rakamları tek tek okumayacağım ama gördüğünüz gibi %74'ü alıcıların artık B2B tarafında şeylerini, satın almalarını hep online yapmak istiyor. O tarafa doğru kayıyor. Dolayısıyla orada büyük bir şey var artık. Büyük bir mecra var. Devamlı gelişen, büyüyen. İkinci tarafta tabii ki bunu yapıyorken kendi maliyetlerini düşürüyorlar. Çok önemli bir kalem. Bunun için de bunu tercih ediyorlar. Yani gidip kapı kapı işte konvansiyonel şekilde satın alma yapma yerine önce online'da araştırıyorlar. Ondan sonra da bu araştırdıklarını işte offline'da bazen görüyor, bazen görmüyor. Ama
bütün bu döngüyü online'de tamamlamaya çalışıyorlar ve ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Bir diğeri de tabii ki Omnichannel'ın artık B2B'de çok daha fazla, çok daha ağır hissedilen bir şeyi var, etkisi var. Yani satın alan insanlar da B2C'de olduğu gibi B2B tarafında da ciddi şekilde Omnichannel görmek istiyor. Yani ben ister fiziksel olarak geleyim, ister online'dan geleyim, mobilden geleyim, nereden gelirsem geleyim, aynı şeyi görüp, aynı hissiyatı, aynı deneyimi yaşayıp ürünlerimi oradan almak istiyorum diyor. Dolayısıyla bu üçü aslında biraz evvel söylediğim o şeyi, hızlı büyümeyi ateşleyen, daha böyle körükleyen şeyler, konular. Birkaç tane rakam vereyim istiyorum. Rakamsız olmuyor biliyorsun sunum olduğu zaman. En büyük B2B ülkeleri hacim itibariyle. Baktığınız zaman Çin açık ara önde gidiyor. Şöyle şuradan bakayım ne etmiş? 672 milyar dolar bu arada. Yaştan gerçekten çok üzgün. Biz burada yere bakıp böyle duruyoruz. Önümüzde ekran var. Sunumu okuyoruz. Gözümü kısmak da istemiyorum. Ama işte artık yaş kemale erince biz de tabii haliyle göremez olduk. Aynen. Sektör bir noktadan sonra biz Webrazi, biz 12 yıldır Webrazi var sonuçta. Evet. Saçlar, sakallar beyazlığa başladı. Şu günü de göreceğiz biliyorsunuz. Böyle gözlükler hep şöyle bakacağız falan şurada. Ya da yakın şeyi şöyle bakıp evet, falan. Ya. Neyse Allah kısmet etsin. Neyse burada bakarız gerekirse. Homuz çeviririz. Ama burada önemli olan bir nokta var. Aslında rakamlar tabii ki önemli ama bu grafiğin bize gösterdiği daha önemli bir şey var. O da gördüğünüz gibi büyümenin, yani hızlı büyümenin olduğu yerler tabii ki Amerika için beklenen yerler ama dikkat edersen mesela bir Brezilya var. Evet. Rusya var. Kanada tabii ki önemli ülke. Ama mesela Brezilya ve Rusya gibi ülkeler benim tamamen kişisel çıkarımım olmakla birlikte içinde bulundukları coğrafi büyüklük ve kaliteli ürüne ulaşmanın zorluğu nedeniyle ciddi şekilde online'a yönelen ülkeler bunlar. B2B'de de B2C'de de. Dolayısıyla işte örnek Rusya. Rusya'da özellikle yukarıya doğru çıktıkça sokağa çıktığınızda bir alışveriş imkanı yok. Zaten coğrafya çok büyük. Ulaşabildiğiniz şeyler çok kısıtlı. Dolayısıyla insanlar internetin olduğu her yerde hem B2C'de hem B2B'de ağırlıklı şekilde tabii ki online'a kayıyorlar. Bu da tabii ki oradaki büyümeyi ciddi şekilde körüklüyor. Ciddi şekilde arkadan iyi bir rüzgar yaratıyor. Bunlar herhalde tahmin ediyorum önümüzdeki dönemlerde bunu daha çok şey yapacağız, göreceğiz. Şimdi trendlere girelim. Aslında bayağı bir trend var. 8-10 tane ama burada hani vakitte kısıtlı olduğu için en önemli 4-5 tanesini seçip konuşmak istedim. Bunlardan bir tanesi biraz evvel bahsettim. Asıl bu büyümeyi körükleyen konulardan bir tanesi Omnichannel. Omnichannel'da önemli noktalardan en şeyi hani baktığın zaman çok böyle kritik olan ne? Kritik olan şu, bir kere mobil inanılmaz derecede, biraz sonra geleceğim ama mobil Omnichannel'ın içerisinde artık daha büyük yer kaplamaya başladı. O yüzden de o çok kritik bir konu. Bir de satın alma tarafında insanlar artık Omnichannel'ı B2B tarafında da ciddi bir opsiyon olarak görüyor. Yani B2C'de biliyorsun başlayan bir şeydi bir Omnichannel. İşte nedir hani mağazaya girdim tişört alacağım. Hani aynı deneyimi mobilden de yaşayayım, laptopumdan da yaşayayım gibi. Ama bu artık çok ciddi şekilde B2B'ye de kayıyor. B2B'de de insanlar işte gidip bir şey satın almak istediğinde örnek veriyorum bir yapı markete gittiğinde mesela en şeylerden toplu bir şey alacağı zaman işte oradaki deneyimini mobilde de yaşamak istiyor, desktop'ta da yaşamak istiyor ve olabildiğince zaten işleri hızlı, düşük maliyetli şekilde ve aynı deneyimi yaşayarak B2B'de de bitirmek istiyor. Dolayısıyla hani tek tek zaten şeye girmeyeceğim, detaylarına gayet net şekilde gözüküyor. Ama Omnichannel artık B2B tarafında da çok ciddi olarak B2C tarafında olduğu gibi büyüyen böyle hızlı giden trendlerden bir tanesi. Şimdi burada Elvis şeyden çoktan konser alanından çıktı diye yazmak istedim. Sebep şu. Bu da çok bence kritik konulardan bir tanesi. Onun için bunu da buraya koymakta bence fayda var. C-level yani karar verici dediğimiz işte executive level, işte son satın alma şeyinin altına imza atan, parayı ödeyen seviye. Bugün artık B2B online satın almalarında etkisi giderek azalıyor.
Onun için baktığınızda şurada çok ilginç bir rakam var. %64'ü C-Level'ın, yani bu sözleşmelere imza atan C-Level'ın %64'ü artık yavaş yavaş phase out dediğimiz böyle işte emeklilik, iş değiştirme, sektör değiştirme gibi şeyin dışına çıkıyor. Bu scope'un dışına çıkıyor, görüntünün dışına çıkıyorlar. Dolayısıyla burada ne giriyor? Yeni şey ne? Yeni trend ne? Yeni trend C-Level altındaki daha genç, daha dinamik, daha bilgili, daha online'a yatkın, belki de dijital doğan dediğimiz yavaş yavaş jenerasyona dönen bir şey var, bir çalışan kitlesi var. Ve bu çalışan kitlesi, şöyle bir tane daha ilerleyeyim, verilen satın alma kararlarında, mesela bak, heavy influence dediği ağır etkileyici, yani böyle bayağı sağlam etkileyici konusunda şeyden daha fazla. C-Level'dan daha yukarıda şey yapıyorlar. Çok ciddi etkiliyorlar artık satın alma kararlarını. Evet. Dolayısıyla B2B tarafında bir şey satmak isteyen şirketler için, satıcı olarak giren şirketler için burada çok kritik bir mesaj var. Artık şirketi segmenti olarak görmeleri gerekiyor. Yani işte bu kendi pazarlama şeylerini, dillerini, iletişim kanallarını, ulaşmak istedikleri yerleri. C-Level tabii ki önemli. Ama günün sonunda artık C-Level'ın altındaki daha genç, daha dinamik bir kadro bütün bu karar alma süreçlerini yönetiyor. Hı. Ve çok ciddi şekilde etkiliyorlar bu kadar. Belki son imzayı gene hala genel müdür atıyor. Ama o imza oraya gelene kadar geçtiği önemli, süreçler için. Önemli data yani. Aynen öyle. Yani oraya gelene kadar çok ciddi bir etkileme süreci var artık. C-Level altı şeyin çalışanların. Dolayısıyla oraya mutlaka bence özellikle dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada da bence önemli bir şey var. Sosyal medya tarafı B2B'de biliyorsun. B2B'de aslında sosyal medya çok şey değildir. Hani çok böyle bizim kullandığımız mecra değil ama o da değişmek üzere. O da ciddi şekilde etkileniyor. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi artık böyle B2B ile B2C arasındaki fark giderek böyle daha griye dönüyor. Yani siyahla beyaz gibi bir şey yok artık. Daha böyle gri bir alanda oynuyoruz. İşte nedir? Omnichannel bize doğru, B2B tarafına doğru kayıyor. İşte sosyal medya koyuyor. Gördüğün gibi mesela hala Facebook B2B tarafında da en çok şey yapan, en çok hani bizim taraftaki pazarlama şeyini etkileyen sosyal medya. Arkasından işte LinkedIn geliyor. LinkedIn iş odaklı olduğu için hani normal onun öyle olması. İşte arkasından Twitter geliyor, Instagram gibi gibi aşağıya doğru inen bir şey var. Bir sosyal medya platformları var B2B tarafında kullanılan. Bence bu da kritik şeylerden bir tanesi. Şimdi mobil tarafa geldiğimizde bence aslında yani önümüzdeki sene ben artık bunu trend olarak koymak istemiyorum çünkü artık mobil gelecek, mobil falan. Gelecek falan geldi zaten, yani öyle bir şey yok. Yani mobil dolayısıyla zaten çoktan geldi. Dolayısıyla da artık bence trend değil ama bu yıl hani son defa bir şey yapalım, ona bir anmış ol yani falan şey, bir jübilesini yani. Yapalım. Sen artık trend oldun. Aynen. İyisin hani, ya artık başka şey. Tabii tabii. Yani o artık trend olmaktan çıktı. Yani bence bu slide içerisindeki en kritik rakam şu, millennial dediğimiz bu 2000'den sonra doğanların %84'ü artık cep telefonunu yani iş hayatı, sosyal, her şeyin içinde görüyor. Yani cep telefonu olmadan, mobil bir şey olmadan, varlık olmadan bir şirketin, bir B2C, B2B hiç fark etmez. Bir kurumsal şirketin bu 2000'den sonra millennial dediğimiz jenerasyon içinde tutunması diye bir şey artık söz konusu değil. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bence burada hani son defa mesajı veriyorken altında şöyle kalın kalın şeyi de çizmek lazım. Artık bu bir trend değil. Bu işin ana kolonlarından, ana sütunlarından bir tanesi. Dolayısıyla buraya yatırım yapalım mı, yapmayalım mı? O mu bu? Bence artık çoktan geçti bunu. Yani onun çok ötesindeyiz artık. Dolayısıyla B2B'de de fark etmez. Net şekilde her şirketin mobilde olması gerekiyor. Mobilde olmak zorunda herkes. Bu bence bu kadar açık şey bakımından hani baktığınız zaman. Şimdi bir sonraki konu bence daha da ilginç. Asıl bence ilginç trend bu. Hani mobil tarafın bir köşeye koyacak olursak. Burada hani
Cognitive commerce dediğimiz öğrenen ticaret. Öğrenen derken nereden? Bu B2C de gene aslında ağırlıklı olarak kullanılan bir konu. Biliyorsun işte hepimiz belli sitelere giriyoruz, alışveriş yapıyoruz. İşte belli kullandığımız sosyal mecralar var gibi gibi. Ve aslında bunların hepsi arkada bilgi olarak toplanıyor. Ve ondan sonra da işte big data dediğimiz şeyle işlenip sonuç itibariyle mantıklı ve bir hareket planı çıkarabilecek sonuçlar haline dönüyor. Nedir? İşte şirketler kendi müşterilerini daha iyi tanıyorlar. İşte hangi ürüne ilgi göstermiş, nerede ne kadar kalmış, hangi teklif onu harekete geçirmiş, işte ne sinirlendirmiş, ne mutlu etmiş gibi gibi. B2B tarafında da aynı trend başladı. Yani B2B tarafında da biraz evvel söylediğim gibi online satın alma yükseldikçe şirketlerin de bu online satın almaları yapan diğer şirketleri, şahısları değil ama diğer şirketleri artık tanıma ve öğrenme dönemi başladı. Yani diğer şirketler de artık işte ikimiz şirketiz, ben bardak satıyorum, sen geldin, işte bardakların bir kısmına baktın, işte benden teklif aldın, teklife ne kadar da döndün, o teklif nasıl gitti, ne tip bardağa işte ilgi gösterdin, kaç para verdim, aa çok pahalı gibi gibi böyle bana bir sürü aslında data sağlıyor bu aradaki ilişki. Dolayısıyla B2B tarafında da artık bu şirketlerin buradan öğrenip işte herkese tek bir ürünle tek bir şeyle işte bardak, bu bardak var, fiyatı da 5 lira, alıyorsan al, almıyorsan başka müşteri bulurumdan iş çıkıyor artık. Yani bu bildiğin gibi artık üretim tesisleri de çok kastimize dediğimiz çok hani isteğe dayalı özel şekilde üretim yapabilir şekilde olduğu için gerçekten artık müşteri şöyle geliyor, ben bu bardaktan istiyorum. İşte dibinin kalınlığı 2 santim olsun, 5 santim standart 5 santim ama ben öyle istemiyorum. 2 istiyorum, rengini de turkuaz mavisi istiyorum diyor ve senden bununla ilgili cevap bekliyor. Dolayısıyla burada tabii ki işin ucu hem offline'e dayanıyor, yani üretim yeteneklerine dayanıyor ama diğer taraftan da tabii ki müşteriden gelen taleplerin doğru okunması, ne talep ediyor, trend nereye gidiyor, onları eğilimler nerede, onları görmek için bence bu şey çok kritik hale gelecek. Yani şu anda değilse bile birkaç yıl içerisinde evet, çok çok net şekilde bence önemli rol oynayacak. Hatırladığım kadarıyla son slaytım zaten sıfırladık vakti. Burada da burada da şu bizce çok kritik ki bunu dünyada yapabilen, benim bildiğim cross border'da işletebilen tek şirket Alibaba.com. Bunu bulundukları ülkede lokal şekilde yapabilen... Bir önceki oturumlarda Ali Pey'in de bayağı kulaklarını çınlattı. Öyle mi? Yani. Peki. Evet. İnşallah iyi anmışsınızdır. Yani şimdi payment falan deyince biz bayağı orada andık sizi biz. Peki. Şimdi konu şu aslına bakarsan. B2C tarafında bu işler çok daha kolay. Neden? Çünkü zaten kredi kartıyla yapıyorsun. İşte evet, buradan örnek veriyorum. XYZ dünyanın herhangi başka bir yerindeki bir B2C platformundan bile işte kredi kartını veriyorsun. Ürün sana geliyor. İşlem bitiyor. Transaction çok kolay. B2B tarafında işler bu kadar kolay değil. B2B tarafında birazcık çetrefilli. Neden? Çünkü bir... Montanlar genelde kredi kartını alamayacağın kadar yüksek oluyor. Evet. Tabii ki onunla alabileceğin kısım da var. Onun için çözümler var. İşte birkaç bin dolarlık bir şey alırsan kredi kartını da belki ödeyebilirsin ama işte 100 bin dolarlık bir konteyner çimento aldığın zaman örnek veriyorum, onu kredi kartına geçiremiyorsun doğal olarak. O yüzden işin içine ödeme sistemlerinin girmesi gerekiyor ama burada da güvenli ödeme sisteminin girmesi gerekiyor. Bizim escrow account dediğimiz, escrow yediğimin hesabı diye geçiyor evet, Türkçe'de. O mantıkla çalışan bir şeyimiz var, bir ürünümüz var. Yakında kısmetse onu da Türkiye'de lansmanını da yapıyor olacağız. Buradan da söylemiş olayım. Ki bence en büyük hizmetlerden bir tanesi B2B tarafında bana kalırsa. Çünkü baktığın zaman ekosistem içerisinde aslında temelde 3-4 tane şey var. Nedir? Müşterilerin birbirini bulması, müşterilerin işte birbirine para yollaması ve ürünün müşteriye gitmesi. Dolayısıyla bu üçünü aynı anda tek bir platform üzerinde B2B tarafında yaptırabilen şu anda aslında dünyadaki tek ülke, tek şirket Alibaba.com.
Şimdi bunu tabii kolay bir şey olmadığı için fazlara bölmüş vaziyetteyiz. Türkiye'de şu anda Çin'den ve Malezya'dan sonra üçüncü ülke olacak kısmetse bunu yapan dünyada. İşte arkadan Amerika gelecek gibi gibi böyle. Ondan sonra da nihai hedef bunların hepsini birbiriyle konuşturup bağlayıp bütün sistemi olabildiğince geniş bir ağ içerisinde çalıştırmak. Dolayısıyla burada ödeme çok öne çıkacak. Çünkü insanlar B2B tarafında şu anda bunu offline yapıyorlar. Ve şöyle yapıyorlar, işte ben senden ürünü aldım, işte ne yapıyorum, %50, 60, 40 neye anlaştıysak, işte paranı gönderiyorum ön ödeme olarak, sen ürünü üretiyorsun, ondan sonra bana yolluyorsun, işte ben geri kalanını yolluyorum gibi böyle biraz da güvene dayalı bir durum var. Bizim ödeme çözümümüzde bu tamamen şöyle işliyor, para alibaba.com'da bekliyor, alıcı olarak ben alibaba.com'a gönderiyorum parayı, satıcı paranın Alibaba.com'da durduğunu biliyor, ürünleri yolluyor, alıcıyla her şey okeyse onay verilir verilmez, para zaten ondan sonra satıcıya transfer ediliyor gibi böyle aslında anlatırken kolay ama işletilmesi son derece çetrefilli böyle uluslararası bankacılık sistemlerinin, lojistik sistemlerinin işte anlaşmaların birbirine böyle girdiği bir sürü yerde birbirine dokunduğu bir şey haline dönüşüyor. Bir ekosistem haline dönüşüyor. Ama bizce yapılması şart olan ilerideki dönemde B2B'nin önünü çok daha fazla açacak, çok daha fazla ticaret hacminin geçmesini sağlayacak en kritik konulardan bir tanesi bizce. Cüneyt vay ya, yani yıllık olan gene bizi besledin, süper oldu. Zevkle. Süremiz bitti, onun için daha fazla ben konuşurum konuşmasına da konuşmayayım. Olsun. Çünkü öğle arasına da geçeceğiz. Bak, burada herkes de bekledi gerçekten yani öğle evet, arasına rağmen. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Değiyor ya valla yani seni yorduk ama yani çok büyük güzel oldu. İyi teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ geldin işte. Nasıl?